Burada yerinde görüyorlar. Yerinde görüyorlar. Gördükten sonra diyor ki eşime Refah Sönmez, abi diyor buranın yapımı diyor 15-16 bin lira mal olur diyor. Sen bu parayı mahalleden toplayabilir misin diyor. Eşim niye mahalleden toplasın ki bu parayı? Bu mahalle bozmadı ki, bu insanlar biz bozmadık ki bu yolu. Karayollarını yapan, ihaleyle alan taşeron firma bu yolu bozdu. Karayollarında yapacağı işi, yapıyordu işi. Burada ne aradı bizim yolumuzda? Bu yol belediyeye ait. Ya belediye yapacak veya da belediye karayollarından ihaleyle alan firmaya yaptıracak. Aslında onların yapması lazım. Onların yapması lazım. Hiç kimse oranı bile olmadı. Ben sonuçta Kaymakam Bey'e dilekçeyle müracaatımı yaptım. Kaymakam Bey gerekli yerlere bildirdi. Bildirdi. Yazı işlerine verdi dilekçemi, kabul edildi. Ve Antalya'dan Karayolları Bölge Müdürü geldi. Yerimde gördü her şeyi. Ama bugündür bu yol yapılmadı. Her tarafta yol yapımı var, çalışması var. Belediye Başkanı Cem Burak Özgenç geçen gün gazetede yaptığı yolları övgüyle anlatıyor. Anlatıyor. Gelsin de Ekmer Mahallesi'ndeki eski südopasına giden yolu görsün. Biz üvey evlat mıyız? Gelsin yolu yerinde görsün. Dolduruşa gelmesin. Vatandaşın söylediklerine kulak vermesin. Gelsin de vatandaşı dinlesin. Yolumuz berbat bir durumda. Ne araçla gidebiliyoruz ne yaya gidebiliyoruz. Rampa oldu, böyle yokuş oldu. Zorlanıyoruz. Ve biz bunu çekmek mecburiyetinde değiliz. Burası taşeron firma burada ne aradı? Ve bu yolu niye bozdu? Bozdursa bu yolu yapacak. Biz vatandaş olarak ya ceremesini biz mi çekeceğiz? Taşeron firması devletten bunu ihale almış. Paraya cebine indirdiyse vatandaşa verdiği zararı ziyanı telafi etmek mecburiyetinde. Eğer yapmayacaksa ben gerekli yerlere yine müracaatımı yapmaya devam edeceğim. Sonuçta bu karayollarından ihaleyle alan taşeron firmanın ayıbı. Evet. Rıfat Sönmez kim oluyor ki? Geliyor yerinde görüyor eşimle birlikte. Eşime diyor ki mahalleden 15-16 milyar toplayacaksınız. Eşim diyor ki ben bu parayı toplayamam diyor. Kapı kapı gezemem. Bu benim işim değil diyor. Ya 12 milyar da toplayamaz mısın diyor. Topla diyor. Geriye kalan üstüne biz katarız diyor. Malzememiz yok diyor. Peki malzeme yok da belediyede. Diğer yollara malzemeyi nereden buldular? Buraya da malzeme bulacaklar o zaman. Yalan konuşmasınlar. Vatandaşı oyalamasınlar. Ayıp denen bir şey var. İnsanlık denen bir şey var. Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben de belediye sınırlarında oturuyorum. Vergimi, aldığımı, her şeyimi ödüyorsam ben hakkım olan şeyi talep ediyorum. Efendim, beklentiniz de şu anda burada. Ya sen beklentim ya belediye bu yolu yaptıracak. Ya yapacak ya yaptıracak. Benim beklentim bu. Ben bu tozu yutmak mecburiyetinde değilim. Evimden temiz çıkıyorum. Akşam evime kirli dönüyorum. Her gün arabamı yıkıyorum. Benim beklentim yolumu yapacaklar, eski haline getirecekler. Öyle değil mi Erdem?